bir yıldızın galakside yol alırken hareketi, yeni bir yabancı dünyanın keşfedilmesine yol açtı. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gökbilimciler, Samanyolu'nun haritasını çıkaran, Gaia uzay aracından alınan verileri kullanarak, EYP-99770 adlı bir yıldızın hareketinde, yakınlarda bir gezegenin varlığını düşündüren, bir bükülme saptadı. Takip eden gözlemler daha sonra, başka bir hazine sağladı. Daha sonra HYP-99770B olarak adlandırılan sözde öte gezegenin nadir, doğrudan bir görüntüsü. İlk kez bir yıldızın hareketini izleyen astrometri, yörüngedeki bir gezegeni keşfetmek için doğrudan görüntüleme ile birleştirildi. Bu çabalar, hem gezegenlerin ve gezegen sistemlerinin çeşitliliğini daha iyi anlamak hem de üzerinde yaşamın yeşermiş olabileceği başka bir dünyayı aramak için, Güneş sistemi dışındaki dünyaları aramanın yeni ve etkili bir yolunu oluşturuyor. Hem doğrudan görüntüleme hem de astrometri yapmak, bir dış gezegeni ilk kez tam olarak anlamamızı sağlıyor. Atmosferini ölçün, tartın ve yörüngesini bir kere de izleyin. Gezegenleri bulmak için bu yeni yaklaşım, bir gün yakındaki bir yıldızın etrafındaki bir dünya ikizini tanımlayıp karakterize edeceğimiz yolu önceden şekillendiriyor. Öte gezegen bulmak basit bir mesele değil. Yörüngelerinde döndükleri yıldızlara göre, çok küçük ve çok sönükler ve çok uzaktalar. Bu genellikle onları doğrudan, hiç görmediğimiz anlamına gelir. Yaydıkları veya yansıttıkları ışık ne olursa olsun, yıldızlarının parıltısı tarafından boğulur. Bunun yerine, bugüne kadar tanımlanmış 5300 sayısından fazla doğrulanmış dış gezegenin çoğu, yalnızca dolaylı olarak tespit edildi. Bunu yapmanın iki ana yolu vardır ve, her ikisi de yakın mesafelerde yıldızlarının yörüngesinde dönen, öte gezegenleri bulmakta daha iyidir. Birincisi, yıldızın önünden geçen yörüngedeki bir öte gezegenin, varlığını ortaya çıkaran yıldız ışığındaki zayıf ve düzenli düşüşler olan geçişleri aramaktır. İkincisi, dış gezegenle paylaştığı ortak yörünge merkezi etrafında, hareket ederken Doppler kayması olarak bilinen, bir yıldızın ışığının dalga boyundaki değişiklikleri aramaktır. Bunun nedeni, öte gezegenin yerçekiminin yıldızı da etkilemesidir. Kibeden bu merkezin etrafında bir tür dansla hareket eder, olimpiyat çekiç atıcısı gibi. Yıldızdaki bu hareket başka bir şekilde de tespit edilebilir. Samanyolu'nda yıldızlar sabit değildir. Güneş sistemindeki gezegenlerin, Güneş'in etrafında dönmesi gibi, galaktik merkezin yörüngesinde dönerler. Bu nedenle, dalga boylarındaki değişiklikleri kullanmak yerine, astrometrik teknik, yıldız galakside hareket ederken, düz bir hareket çizgisinden sapmaları arar. Bu yöntem, yıldızlarının etrafında daha büyük yörüngelerde dönen, dış gezegenler gibi Doppler kaymalarının ortaya çıkarmayacağı, dış gezegenleri tespit etmek için kullanılabilir. Ve yıldızlarından daha geniş mesafelerde olan öte gezegenler, yıldız parlamasından ayırt edilebilecek kadar uzakta olduklarından, doğrudan görüntüleme için daha iyi adaylardır. Dolaylı gezegen algılama yöntemleri, şimdiye kadar çoğu dış gezegen keşfinden sorumlu. Bu yöntemlerden biri olan hassas astrometri, bize gezegenleri görüntülemek için nereye bakmamız gerektiğini söyledi. Ve öğrendiğimiz gibi, artık gezegenleri çok daha kolay görebiliyoruz. Araştırmacılar, Gaia ve Hipparcos uzay aracı tarafından toplanan verilerde doğrudan görüntüleme adayları aramaya başladılar. Yıldızların konumları ve hareketleri de dahil olmak üzere, Samanyolu'nun haritasını çıkarmakla görevli Avrupa Uzay Ajansı projeleri. Bu onlara 25 yıllık yıldız pozisyonları rekoru verdi. Birkaç yıldız, dev bir öte gezegenin varlığının kanıtı olabilecek yılan gibi kıvrılan bir kıpırtıya dair kanıt gösterdi. Subaru teleskobu ve Hawaii'deki Keck gözlemevi, bu dünyaları doğrudan aramak için çalıştırıldı. Ve baktıkları ilk yıldızlardan birinde, büyük bir tane yakaladılar.
HYP99770b, Jüpiter'in kütlesinin 14 ila 16 katı ve yarıçapının 1,05 katı arasında bir öte gezegen olup, 17 astronomik birim uzaklıkta, Güneş'in 2 katı kütleye sahip. Bir yıldızın yörüngesinde dolanmaktadır. Bu Jüpiter'in Güneş'e olan 5 astronomik mesafesinin 3 katından fazla ve Uranüs'ün 19,8 astronomik birim mesafesinden biraz daha yakın. Bununla birlikte Jüpiter'in aldığı radyasyon miktarıyla aynı miktarda alır, çünkü HYP99770 yıldızı Güneş'imizden çok daha parlaktır. Ekip, dış gezegeni doğrudan görüntülemeyi başardığı için özelliklerinin ölçümlerini alabildi. HR8799 yıldızının yörüngesindeki, daha önce doğrudan görüntülenen dış gezegenlerden, daha sıcak ve daha az bulutlu ve atmosferi hem su hem de karbonmonoksit kanıtı gösteriyor. Doğrudan görüntüler ayrıca, Güneş sisteminin Kuiper kuşağına benzer şekilde, yıldızın etrafında yaklaşık 150 astronomik birim uzaklıkta dönen, buzlu bir enkaz diskinin varlığını da ortaya çıkardı. Daha fazla araştırma, şüphesiz, doğrudan görüntülemeden başka neler toplayabileceğimizi görmek için, öte gezegeni daha fazla araştıracaktır. O arada araştırmacılar, Gaia-Hipparcos verilerinde belirledikleri 50 kadar aday yıldızı gözlemlemeye ve analiz etmeye devam ediyor. HYP99770b, teknikleri için bir kavram kanıtını temsil ediyor, ancak neredeyse bitmedi. Bu hedefleri seçmek için astrometri kullanan, Keck ve Subaru görüntüleme programımızdaki birçok keşfin ilkidir. Bu yıl ve gelecek yıl duyurulacak ek keşiflerimiz var, diyorlar.